Değerli saat Didi Türk izleyicileri merhaba, Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün de Mezmur kitabından ikinci bölümden sizlere ayet paylaşacağım ve ikinci bölümde daha önceki programlarda ayetleri paylaşırken aslında 12. ayeti sizlerle beraber okuyacağız ve sonra da son antlaşma ayetleriyle paylaşarak programımızı bitirmiş olacağız. Mezmurda ikinci bölümde 12. ayette şöyle diyor. Oğlu öpün ki öfkelenmesin. Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevlerini verir. Ne mutlu ona sığınanlara. Bizler ikinci bölümde aslında dört ayrı yerde inceleme yapmıştık. Birinci bölümde Tanrı'nın mesettiğine isyan eden halkların çabalarını görmüştük. İkinci bölümde bu çabalara Rabbin güldüğünü ve bu baş kaldırıyı ortadan kaldırdığını okumuştuk. Üçüncü bölümde ise Rabbin oğlunun dünyaya egemen olacağını incelemiştik. Dördüncü bölümde ise birazdan okuyacağım ayette Tanrı Rab insanları oğlu İsa Mesih aracılığıyla ona iman etmeye ve yargısının geleceğini anlatmaya çaba gösteriyor. Bunu bunları paylaşacağız. Oğlu öpün ki öfkelenmesin derken aslında Rabbin yargı gününün geldiğini de görmüş oluyoruz. Tanrı aslında burada yaşamın anahtarlarının İsa Mesih'e iman etmekten geldiğini anlatıyor. Ama o zaman için bu mezmuru okuyanlar ve mezmur yazarı da dahil onun İsa Mesih'in kişiliğinde olduğunu onlar anlayamadılar. Ama bizler bugün anlıyoruz ki çünkü kusursuz plan bize açıklandı. Onun anlatmak istediği oğlu öpün ki öfkelenmesin derken İsa Mesih'i e, kastediyor. Yuhanna 20. bölümde 30 ve 31. ayetleri okuyarak aslında e, bu e, ilk antlaşmadaki ayetlerin İsa Mesih'te nasıl yerine geldiğini biraz görebiliriz. 20. bölümde 30 ve 31. ayetler. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Bakın ayetler ne kadar açık. Binlerce sene sonra bu ayetin yerine gelmesi ve İsa öğrencilerin önünde diyor bu kitapta yazılı olmayan birçok doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdi. Ne zaman gerçekleştirdi? Öldü, dirildi ve elçilerinin önünde konuşurken bakın bunları söyledi. Ve burada biliyorsunuz elçi Thomas'ın önünde İsa mucizelerini de yapsa, ölse, gömülse, dirilse de yine kuşkucu özelliğini sürdürüyordu. Ve aslında İsa hem elçilerinin önünde hem de Thomas'ın önünde e, mucizelerini gerçekleştirdiğinde Thomas'ın bugün yaşayan insanlardan da biri olacağını bize göstermiş oluyordu. Elçilerden biri olmasına rağmen kuşkucu özelliğini, sorgucu özelliğini Thomas onun e, göğe alındığı zamana kadar sürdürdüğünü bizler biliyoruz. Ama... Thomas'ın o zamanlardaki durumu sorgucu durumu, kuşkucu durumu bugün de insanlarda yok mu? İsa Mesih bütün belirtileriyle, mucizeleriyle, ayetleriyle kusursuz planın tamamlayıcısı olarak aramızda yer almasına rağmen, bütün bunları bizim anlatmamıza rağmen bugün hala Tanrımız İsa Mesih Tanrımıza iman edenler olarak bizleri hala sorgulayan Hala kuşku duyanlar yok mu? Bakın benim bugün duam şudur ki onlar için dua ediyorum. Rab onlara merhamet etsin. Amin diyorum bunlar için. Ve Romalılar birinci bölümde ikinci ve 4. ayetleri okuyarak aslında biraz daha programı açmak istiyorum. Tanrı oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Bakın Romalıların bu bölümü de sanki daha önce bahsettiğim ayetlerin bir devamı gibi. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır ki daha önce ayetlerde bunu da işlemiştik. Ama kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi diyor. İlk antlaşmada biliyorsunuz mezmurda oğlu öpün ki öfkelenmesin diyen peygamber ayetinden tüm insanlık için çarmıha gerilen İsa Mesih'e gelen kusursuz bir plan. Bugün sizlerle bunları paylaştım. Değerli Saat 7 Türk izleyicileri, kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.